Sinan, mecliste plan ve bütçe komisyonunda mesai devam ediyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi ele alınıyor. Tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da önemli mesajlar verdi. Zira hem Suriye hem de İran kuzeyine pençe kılıç harekatı başlatıldı. Hava harekatı. Hava harekatında 89 terör hedefi imha edildi. Özellikle teröristlere ait mağara, sığınak ve mühimmat depolarının yer aldığı çok sayıda yerin imha edildiği bilgisini paylaştı ve özellikle etkisiz hale getirilen çok sayıda terörist var ve bu teröristlerin birçoğu da kırmızı kategoride aranan sözde yöneticiler, PKK'nın sözde yöneticileri olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan ve enerjimizi tüketen terör basattığını, kaynağını kurutmakta, ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmakta devletimiz kararlıdır ifadesini kullandı. Akar özellikle 19 Kasım'da başlatılan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekatı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekatı olmuştur ifadesini kullandı. 89 hedefinde imha edildiğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sadece ve sadece teröristlere ait yapılar hedef alındı. Başarıyla icra edilen bu harekatta terör örgütüne ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargahlar, yani toplamda 89 hedef tam isabetle imha edilirken, aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröriste etkisiz hale getirilmiştir ifadesini kullandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde bir yandan da Gaziantep'te Karkamış'ta PKK tarafından sınır ötesinden bir roketli saldırı düzenlenmişti dün. Orada hayatını kaybedenler vardı. Buna da değindi Milli Savunma Bakanı. Özellikle teröristler tarafından 20-21 Kasım'da hedef gözetmeksizin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dahil 5 yaşında bir çocuk ve 22 yaşında bir kadın öğretmen şehit, 5 aylık hamile kadın entübe halinde sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan sivil yerleşim yerlerine, vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına zarar veren alçak saldırılara her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi ifadesini kullandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu saldırıya ilişkinde anında MİST'i ile karşılığın verildiğini vurguladı. Özellikle 2015'ten bu yana terör örgütlerine büyük zarar verildiğini ifade etti. Bu noktada bilançoyu da paylaştı. 2015 yılından bu yana bilançoyu da paylaştı. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 36.854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadesini kullandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sınır ötesinde hem Suriye hem de İran kuzeyinde terör örgütüne geçit verilmiyor. Özellikle hem İstiklal'deki terör saldırısının da bu noktada karşılığı bulunmuş oldu. Terör örgütüne yönelik operasyonlarında yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini paylaşalım. Hava harekatı başlamıştı. Kara harekatı içinde bir hazırlık olduğunun altını çizmekte fayda var. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulunmuştu. Bir olası kara harekatı içinde Ankara'da hazırlıkların başladığını söyleyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.